Merhaba, ben Orçun Madren. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bugünkü sunumda lisans hakları ve etik kurallarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda açık lisanslar ve Creative Commons'a ilgili de bilgi vermeye çalışacağım. İçeriye göz attığımız zaman Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilgili maddelerine bakacağız. Telif haklarına genel bir bakış, telif hukukunda eğitim istisnası ve daha sonra da açık eğitim kaynaklarında telif haklarının kullanımını inceleyeceğiz. Açık lisanslar nedir? Creative Commons lisansları sunduğu araçlar nelerdir? Bunlarla ilgili bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağım. Açık eğitim kaynakları üretirken, ders malzemelerimizi hazırlarken CC lisanslı içerikleri nasıl kullanacağımıza değineceğim. Ve daha sonra da bazı önerilerim olacak ve genel bir özet yapacağım. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, FİSEK olarak bunu kısaltabiliriz. 1951 yılında kabul edilen bir kanun ama o yıldan bugüne kadar tabii ki birçok farklı değişiklik ve eklemenin yapıldığı bir kanun. Kanunda daha detaylara inmeden telif haklarına genel bir bakış yapalım. Bir takım farklı tanımlar olsa da bu tanımlar aslında genel olarak kişinin ürettiği her türlü fikir ve emeği meydana getiren ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak özetlenebilir. Telif hakkı ile ilgili bazı genel özellikleri de isterseniz üzerinden geçelim. Telif hakkının doğması için herhangi bir tescile gerek yok. Yani siz yapmış olduğunuz çalışmayla ilgili özel bir tescil işlemi gerçekleştirmiyorsunuz. Bu hak otomatikman doğmuş oluyor. Soyut bir niteliğe sahip, yani özellikle fikir hakları, düşünce hakları ile ilgili çalışmalara dikkat ettiğimiz zaman bunun soyut bir niteliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ülkesellik ilkesi geçerli. Yani herhangi bir koruma talep edildiği zaman bu koruma aslında o ülkenin mevzuatı kapsamında belirleniyor. Kamu düzeni, genel ahlak, kamu yararı gibi sebeplerle telif hakkı üzerine getirilen bir takım kısıtlamalar olabilir. Buradaki çalışmaları eğitim istisnası konusunda zaten değerlendireceğiz. Fikri mülkiyet hakları belli bir süre boyunca korunurlar. Burada ülkemizde 70 yıllık bir sürenin olduğunu söyleyebiliriz. Telif hukukunda eğitim istisnasına bakalım. Burada FİSEK madde 33 ve 34'te eğitimle ilgili bir istisna durumu söz konusu edilmiş. Burada aslında önemli olan noktalardan bir tanesi madde 33'teki temsil. Yani herhangi bir videonun oynatılması, bir ses kaydının dinletilmesi, örneğin bir eserin gösterilmesi gibi çalışmalar. Burada yüz yüze eğitim öğretim maksadıyla doğrudan ve dolaylı amaçla kar gütmeden bu temsilin gerçekleştirilmesiyle bu istisnanın gerçekleşeceği söyleniyor. Bir diğer nokta ise seçme ve toplama ile ilgili bir istisna. Bu da madde 34 kapsamında. Herhangi bir şekilde yine eğitimle ilgili yapılan çalışmalarda seçme ve toplama eser oluşturabilmek için bir eğitim istisnası telif hakkı üzerinde söz konusu. Ancak madde 34'ün devamında şöyle diyor. Bu serbestlik, biraz önce tanınan bu serbestlik, bahsettiğimiz serbestlikler, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz. Aslında burada çok da net olmayan bazı kavramlar söz konusu. Yani hangi sebeplerden dolayı normal yararlanmanın dışına çıkarız, nasıl bir haklı sebep olmaksızın zarar veririz, bunlarla ilgili aslında çok net tanımlamalarda söz konusu değil. Bu da belki telif hakkı ihlaliyle ilgili cidden bir takım durumlarda hem o içeriği kullanan kişinin hem de yeni bir belki içerik oluştururken telifli bir eser kullanacak olan kişinin zorlanmasına neden olmakta. Burada bir açık eğitim kaynağı içinde telifli bir eser kullanacaksak ise aslında durum çok daha farklı bir noktaya geliyor. Çünkü biliyorsunuz biraz önce madde 33'te yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla kullanılacak olan çalışmalar şeklinde bir ibare vardı. Burada biz zaten açık eğitim kaynağı oluşturacaksak ve bunu internet üzerinden örneğin dağıtıp paylaşmayı düşünüyorsak burada bu eğitim istisnasından bahsetmenin güçleştiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda eğitim amaçlı tanımlaması da zorlaşıyor. Çünkü bu bir açık eğitim kaynağına dönüştüğü andan itibaren kimin kullanacağıyla ilgili de çok net çizgiler yok. Örneğin kanunda buradaki eğitim amaçlı tanımı ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim olarak belirtilmiş. Ama burada internete koymuş olduğunuz bir içerikte eğitim amaçlı tanımını yapmak çok da kolay değil. Bu noktada aslında açık lisanslar bizim için çok önemli bir avantaj sağlıyor. Açık lisansa baktığımız zaman bu copyright, yani her hakkı saklı kavramı yerine bazı hakları saklı
yaklaşımı benimseniyor. Bu anlamda da paylaşım, yeniden kullanım ve adaptasyona izin veren bir yapı haline geliyor. Yani biz eğer herhangi bir telifli eser kullanacaksak bunun açık lisanslı bir eser olması, yani tüm haklarının değil de bazı haklarının saklı olan eserleri kullanabilmek büyük bir avantaj haline geliyor. Bu noktada da Creative Commons adını verdiğimiz uluslararası kar amacı gütmeyen organizasyonun sağlamış olduğu açık lisans topluluğundan faydalanabiliriz. Bu açık lisans topluluğu atıf vermek şartıyla lisansta belirtilen sınırlamaların içinde kalmak kaydıyla telifli eserleri kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Burada aslında 6 farklı lisans ve bununla birlikte bir takım farklı, örneğin anonim eserlerde veya telifsiz eserlerin kullanımıyla ilgili de bazı düzenlemeler var. En geniş kapsamlı, yani sadece atıf vererek kullanacağınız lisans türünden çok daha dar kapsamlı lisans türleri de var. Örneğin ticari amaçla kullanamayacağınız, aynı lisansla paylaşmanız gereken. Bu Creative Commons lisanslarından herhangi bir tanesiyle lisanslanmış bir ürünü rahatlıkla buradaki çerçeve kapsamında kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Burada açık eğitim kaynağı hazırlarken, bunlarla ilgili çalışmalar yaparken bize yardımcı olabilecek bazı araçlar var. Örneğin Creative Commons lisanslı içeriklerin kullanımı aşamasında. Bunlardan bir tanesi CC Search. Örneğin bir sunum hazırlayacaksınız. Bu sunumla bir resim, bir imaj kullanmak istiyorsunuz. Buradaki çalışmanızı CC Search portalından aratabilirsiniz. Örneğin bir makine öğrenmesi, machine learning anahtar kelimesiyle bir aratma gerçekleştirdiniz. Burada şu anda örneğin 10.000'den fazla rahatlıkla serbest olarak kullanabileceğiniz imajın karşımıza çıktığını görüyoruz. Creative Commons ile lisanslanmış olan. Ve buradaki bu fotoğrafla ilgili detaylara baktığımız zaman işte bunun boyutlarından tutun da kaynağına kadar, hangi lisanslarla kullanılabileceğine kadar birçok farklı bilgi geliyor. Örneğin buradaki çalışmada bu görseli atıf ederek ama herhangi bir şekilde ticari amaçla değil fakat aynı lisansla paylaşarak rahatlıkla çalışmalarımızda kullanabileceğimizi bize söylüyor. Yani eğitim amacıyla rahatlıkla kullanabileceğimiz bir imaj. Aynı zamanda da burada atıf vermek istediğimiz zaman hem bize zengin bir metin şeklinde bu atıf verme şansını sahip hale getiriyor. Yani buradaki atıfı direkt alıp web sayfamızda kullanabiliyoruz. Hem de normal metin olarak da atıf verecek bir ortam bize sağlamış oluyor. Yani Google üzerindeki herhangi bir arama sonucundan elde ettiğimiz ilk fotoğrafı, ilk imajı kullanmak yerine belirli hakları size sağlamış olan Creative Commons lisanslı bir imajı kullanmak çok daha burada avantajlı hale geliyor. Google'daki görsel aramasında da aslında benzeri bir yapı söz konusu. Buradaki görsel çalışmasına baktığınız zaman Google görsellerde bir arama sonucu da aslında binlerce, milyonlarca belki de görsel geliyor. Ama buradaki araçlardan, kullanım haklarından farklı filtreleme işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin ben burada ticari olmayan, yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar şeklinde bir arama filtresi kullanıyorum. Ve burada değişiklikle, üzerinde değişiklikle yapabileceğiniz aslında yeniden kullanım için etiketlenmiş olan imajları görüyorsunuz. Bu şekilde bu imajları kendi çalışmanızda kullandığınız zaman herhangi bir telif hakkı ihlali yapmamış oluyorsunuz. Çünkü bunlar açık lisanslar tarafından nasıl, hangi kapsamda kullanılacakları belirtilmiş oluyor. Aslında bunlar birçok farklı yapı içerisinde geçerli. Örneğin YouTube içerisinde de standart bir arama yapısı var. Standart olarak bir video, bir konu arattığınız zaman, örneğin machine learning ile ilgili yine bir aratma yapalım, birçok farklı video burada karşımıza çıkıyor. Ama burada filtreleme işlemlerinden, yani bu arama sonuçlarını filtreleyerek özellikler içerisinden Creative Commons'ı seçtiğiniz zaman yeniden kullanıma imkan tanıyan bir videoyu alma şansınız oluyor. Buradaki videoyu bir takım farklı içeriklerle birleştirebilirsiniz. Farklı şekilde üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Ve sonuç itibariyle telif hakkıyla ilgili herhangi bir problem yaşamadan bu içerikleri kendi hazırlamış olduğunuz eğitim materyali içerisinde kullanabilirsiniz. Aslında bu türdeki yapılarda birçok farklı materyal içinde geçerli. Örneğin bir makale, bir yazı, bir monograf kullanacaksanız burada da Creative Commons'ta lisanslanmış olan bir içeriği kullanarak, bir eseri kullanarak telif hakkıyla ilgili herhangi bir problem yaşamadan bu çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Çok yakın zamanda aslında CC Search içerisinde, yani
Creative Commons'ın arama portalı içerisinde açık eğitim kaynakları da listelenmeye başlayacak. Böylece bir eğitim materyali tasarlarken veya bir eğitim materyalini farklı amaçlar için kullanacaksanız buradaki arama motorunda kullanabilme şansına sahip olacaksınız. Ben sonuç ve önerilere geçmek istiyorum. Burada eğitim amaçlı kullanım aslında telif hakları açısından kanunların üstünde olduğumuz anlamına gelmiyor. Yani ben bunu eğitim amaçlı kullanacağım diye telif hakkı ihlali kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Burada telif hakları ihlalinden kaçabilmek için biraz önce göstermiş olduğum açık lisanslarla lisanslanmış olan içerikleri kullanabiliriz ve kendi ürettiğimiz materyalleri de açık lisansla lisanslayarak paylaşabiliriz. Her şeyden önce etik açıdan aslında eser sahibinin haklarına sahip çıkmalıyız ve saygı duymalıyız. Bu çok çok önemli. Yani kanun bize sağlamış olduğu bazı esnemeler olabilir veya bir şekilde ben bunları kullanırım ama nasılsa bunlar bir şekilde ortaya çıkmaz, kimse tarafından fark edilmez diye düşünmemek lazım. Burada mutlaka etik açıdan eser sahibinin haklarına saygı duymalıyız ve sahip çıkmalıyız. Creative Commons ve benzeri sivil hareketlerin içerik geliştirme süreçleri için önemli araçlar sunduğunu unutmamamız lazım. Yani herhangi bir şekilde bir arama portalında aradığımız bir resmi, bir içeriği, bir görseli, bir sesi, bir videoyu direkt kullanmak yerine acaba bunun telif hakları açısından daha esnek bir şekilde kullanabileceğim bir sürümü var mı diye bakarak bunu kullanmak çok daha avantajlı olacaktır. Bununla beraber aslında en önemli noktalardan bir tanesi paylaşım kültürüne ve buna bağlı olarak açık kavramı altında açık bilime, açık erişime, açık veriye, açık eğitime, açık kaynak koda, açık donanıma ve açık inovasyona destek olmamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde ancak daha gelişmiş olan ülkelerle gelişmekte olan ülkeler veya az kaynağı olan ülkeler arasındaki makası kapatma şansına sahip olabiliriz. Eseri üreten kişilerin telif haklarına saygı duymamız gerekiyor. Bizim kendi ürettiğimiz içeriklerde özellikle Creative Commons'ta lisanslanmış içerikleri kullanarak bu telif hakkı ihlallerinden uzak durabilmemiz mümkün hale geliyor. Ve kendi ürettiğimiz ders materyalleri içerikleri de açık lisanslarla lisanslayarak herkesin bizden tekrar izin almalarına gerek olmaksızın belirli şartlar altında çalışmalarımızı yeniden kullanma, adapte etme ve paylaşma hakkı sağlamamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben ileriki hayatınızda çok güzel bir kariyeriniz olmasını da diliyorum. Sağlıklı günler.